Şu ev hapsine kapıldığımız günlerde, evlere mahkum kaldığımız günlerde ne izlesem, ne izlesem, hangi diziye başlasam diye düşünüyorsanız, Bradanız yine sizin için elini daşın altına attı ve yani en iyi dizlerim değil ama aklıma gelen 10 tane pişman etmeyecek diziyi sizler için sıraladım. Ahanda buyurun. Korku ve gerilim deyince aklımıza gelen ilk isimlerden Stephen King'in 22 11 63 adlı üzerimize korkuyu ve gerilimi Boca ettiği kitabından uyarlanan 11-22-63 adlı 8 bölümlük mini dizide bir e, zamana geri dönünce olayların akışını değiştirebilir miyiz hikayesi anlatılıyor. James Franco'nu canlandırdığı Jack Epping karakteri bir lokanta kapısının geçmişe açıldığını keşfeder. 1963 yılına geri dönen makine mühendisi sakallı Hoza'mızın Amerikan Başkanı Kennedy'ye düzenlenecek suikastı önlemek için sayılı günleri vardır. Hozamızın bir cinayeti önlemek için bir takım fedakarlıklar yapması gerekecektir. Allah'ın işine karışırsam bak başına neler de gelir konulu bu mini dizimiz ee, Lost'un da aynı zamanda yaratıcısı olan J.J. Abrahams'ın sayılı güzel işlerinden Stephen King'in artık imzası haline gelen o karanlık atmosfer, o gerilim duygusunu çok iyi veren 8 bölümlük mis gibi akıp giden bir dizi izleyiniz efendim. Hazır gizemden başladık o zaman gizemden devam edelim. Karantina altında durup düşüneceğiniz ulan ve ne acayip bir diziydi diyeceğiniz bir dizi öneriyorum şimdi size gençler. The Lost Room. 90'ların alaca karanlık kuşağını hatırlayanlar var mı? Böyle gizem, korku üyelerinin olduğu dizileri verirdi peş peşe ardı sıra. Tam o kafada çok iyi bir dizidir. Six Feet Under'ın abisi Peter Krause'nin canlandırdığı Joe Miller karakteri tuhaf bir cinayete ev sahipliği yapan gizemli bir otel odasının aslında alternatif evrenlere kapı olduğunu ve başta gizemli bir anahtar olmak üzere bazı eşyaların tuhaf doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeder. Zaman durduran tarak, yüze tutunca sizi New Mexico'ya ışınlanan bir bilet gibi. Joe Miller bu tuhaf odanın ve bu eşyaların gizemini araştırmaya devam eder. Biz de vay ağzını kırayım ne oluyor diye soluksuz dizi izleriz. Gizem sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok klas dizi ve hafif de göz ardı edilmiş, unutulmuş, örselenmiş ve biraz da... Yani bu aslında en sevdiğim diziler listesi değil. Yani öyle bir liste olsa daha farklı bir liste yapardım muhtemelen ama yani kardeşler takımını da önereceğim diziler arasına koymadan da edemedim gençler. Tom Hanks ve Steven Spielberg imzası taşıyan 2010 yapımı bu şaheseri ilk defa TRT ekranlarında izlemiş ve her hafta pazartesi gününün gelmesini sabırsızlıkla beklemiştim. Yani sanırım pazartesiydi, salı da olabilir ama perşembe miydi yoksa? Tarihi hatırlamıyorum da yani TRT'yi en son herhalde o zaman izlemiştim. İnanılmaz bir hikaye anlatımı, sadece askerlikte yaşanabilecek durumları, savaşın acımasızlığını tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıtan 10 bölümlük bir şaheser. Bir 6-7 kere falan da izlemişimdir muhtemelen. 2010 yılında Ağrı'nın Doğu Beyazıt'ın Telçeker köyünde yaptığım askerlik sırasında bir mevzide eksi bilmem kaç derecede götüm götüm donarken bu dizinin e, sanırım Belçika ormanları ya da Almanya ormanları mıydı neydi e, breakdown point diye bir bölümü vardı o bölüme aklıma gelmiş. O askerlerin donması aklıma gelmiş ve kendimi onlarla özdeşleştirmiştim. Şimdi kopya çektim. The Breaking Point bölümü. inanılmaz bir bölümdü. Yani bu diziyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya gibi akar gider. Hala izlemeyeniniz varsa yani bir zahmet izlesin artık. Animelerle efendime söyleyeyim çizgi filmlerle alakası olmayan birine önerebileceğim tek bir e, anime izleme hakkım olsaydı kesinlikle ona önereceğim seri Full Metal Alchemist olurdu. O yüzden de çekinmeden sizlere Full Metal Alchemist'e şu an başlamanızı tavsiye ediyorum. Anime uzmanı falan sayılmam ama işin uzmanları tarafından da en çok tavsiye edilen anime Full Metal Alchemist'i bana. izledim gerçekten hayran oldum. Simya yetenekleriyle doğada bulunan elementleri kontrol edebilen iki kardeşin hem kendi kaderlerini değiştirmeye çalışması hem de dünyayı kurtarma macerası felsefe, dram, mizah, aksiyon, sürükleyicilik, kolayca bağlanabileceğiniz, unutamayacağınız karakterler. Yani iyi bir dizide olması gereken her şeyi barındıran bu diziyi yine şiddetle tavsiye ediyorum. Yani boş bir bölümü yok. O derece iyi bir dizi gençler. Taciz skandalı nedeniyle Hollywood'dan aforoz edilen Kevin Spacey abimizin adeta şov yaptığı bu diziyi efendim siyaset, akıl oyunları, drama sevenlere kesinlikle öneriyorum. Komplo teorilerine falan bayılanlara ilaç gibi gelecektir. Yani Kevin abimiz öyle bir oyunculuk performansı sergiliyor ki ABD başkanı olmak için her şeyi yapmayı göze alan yer yer şeytan gibi betimlenen Frank Underwood karakterini tüm iğrençliklerine rağmen sevebiliyorsunuz. Yani öyle bir dizi ki şu günümüzde yaşananları da biraz öngörüyor. Hani çok spoiler vermeyeyim ama Facebook skandalı, efendim Rusya'nın seçimleri müdahale etmesi gibi şeyleri çok zamanında Ön, Zamanından önce daha doğrusu tahmin eden bir diziydi yani öyle bir dizi öyle böyle bir Sonra gerçi sebebi bu muydu bilinmez ama Kevin abimiz de diziden şutlayıp dizinin de fişini böylece çekmiş oldular aslında. Robin Wright da dizide BDSM ablası rolündeki başarılı performansıyla oldukça iyi bir iş çıkarmış. Bu ters köşelerle dolu kesinlikle sürükleyici diziyi de tavsiye ediyorum. Bu dizi tam başlayıp da ya izlemesem mi acaba tam da sarmadı Üf, bu nasıl bir olay örgüsü bu karakterler nedir bu nasıl oyunculuktur deyip biraz sonra ya fena da gitmiyor sanki şu karakterleri de ısındım mı ne birkaç bölüm daha sonra ulan iyi sardı ha abi şu karakter de efsane olmuş deyip en sonunda da abi The Expanse diye ortamlarda övüp hava attığınız diziler haline gelen dizilerden İyi cümle. Bilim kurgu tutkunlarının kaçırmaması gereken yapımlardan The Expanse. Orijinali kitap uyarlaması olan bu 5 sezonluk dizinin hikayesi Fil TV'de veren Katil At Saldırısı 7 gibi sikko filmlerin gedikli başrol oyuncusu Thomas Jane'in canlandırdığı Sıra Dışı Dedektif Miller'ın bir kadın cinayetini araştırmasıyla start veriyor. Ancak olaylar sonra çok daha farklı gelişmeye başlıyor. Efendim uzaylılar, protomoleküller, gizemli yaratıklar, Mars'a yerleşen insanlarla dünyada kalan insanlar arasındaki ırkçı savaşlar falan'a kadar gidiyor hikaye ve genişliyor. Battlestar Galactica'nın boşluğunu doldurmak isteyenlere olabilecek en iyi alternatif bu oyuncular tırt ama yine de akıp gidiyor. Villain'ın yani baş düşmanım Murat Akın'ın tavsiye ettiği The Terror Başlayıp da soluksuz izlediğim hatta iki gecede falan bitirdiğim Ender dizilerden. The Terror bence hem oyunculuklarıyla hem de hikayesiyle biraz gözden kaçan bir dizi. Kesinlikle daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Bir diğer daha fazla konuşulmayı hak eden dizi de Tabu. Onu da öneriyorum gençler. Bir hiçbir Lovecraft romanı okumuşçasına dizinin atmosferinde kayboluyorsunuz. Sanki bir kutulu evreni uyarlaması izliyormuşsunuz hissine kapıldığınız karanlık, gizemli, tekinsiz bir yapım. Dizi İngiliz Kraliyet Donanması'nın Northwest Passage'ı keşfetmek üzere 1847 yılında çıktığı ürkütücü yolculuğu konu ediniyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek oluşturulan dizi bir gemide hayatta kalmaya çalışan insanlara odaklanıyor. Dizinin ilk sezonunda acayip oyuncular da var. En sevdiğim diziler arasında ilk sıralarda yer alan Roma'nın Jules Cesar'ı Ciaran Hinks'le Brutus'u Tobias Menzies yine aynı dizide buluşup adeta şov yapıyorlar. Son yıllarda yıldızı iyice parlayan adeta yayınlanan 5 dizinin 7'sinde yer alan Jared Harris ilk sezonu sırtlayıp götürüyor adeta. Gizem, korku, drama sevenlere tavsiye ediyorum. İkinci sezonu izlemedim ama. Bir dönem 2000'lerde sanırım Jim Carrey ne çekse biz izleriz diyorduk ama Reis 2000'lerin ortalarına gelince öyle sikko yapımlarda oynamaya başladı ki o algıyı biraz da kendisi kırdı diyebiliriz. Şimdi kral artık yine Jim Carrey ne çekse izlerim dönemine geri dönmeye başladı da ya bu ne çekse izlerim de biraz... Neyse Mimik Başkan'ın son yıllardaki en başarılı işi Kidding'de bence bu yükselişe büyük katkı yaptı. Acayip naif bir dizi ama bir o kadar da cesur kalıpları yıkan bir hikaye. Hayal mi gerçek mi belli olmayan olaylar, tuhaf karakterler. Jim Reis hikayesiyle kendisine çok fazla benzeyen Jeff Pickles karakterini canlandırıyor Kidding'de. 30 yıldır aynı çocuk programının sunuculuğunu yapan Mr. Pickles çocukların, gençlerin, tüm toplumun örnek aldığı birisidir. İnsanları güldürür, eğlendirir, adeta toplumun neşe kaynağıdır kendisi. Ancak Pickles'ın hayatı hiç de TRT çocuk kafasında yürümemektedir. Pickles artık neşe saçmasam olur mu acaba diye düşünmeye başlar ve saçma sapan seçimler yapar, acayip olaylar gelişir. Jim Carrey'nin adeta kendini oynadığı, hayatından da çok fazla şey verdiği Kidding dizisi Şimdilik 2 sezon ama çok iyi 2 sezon. Kesinlikle izleyiniz. Wire için anlatacak, söyleyecek o kadar çok şey var ki yani şu programa sığdıramam. Zaten 18 yıllık falan dizi yani izleyen izlemiştir de reis. Yani 2020 yılında Wire övmek biraz abi Breaking Bad diye bir dizi keşfettim. İnanılmaz güzel demek gibi bir şey. Ama hala Wire izlememiş, efendime söyleyeyim Sex Education'la Hakan Muhafız'la zaman kaybeden insanlar olduğunu görüyorum. Üzülüyorum yapmayın gençler. Yani etmeyin bu belgesel gibi gerçekliğin tavan yaptığı 5 sezonluk efsaneye vakit ayırın. Her sezonda Amerika'nın Baltimore şehrinin bir başka sorununa adeta mercek tutuluyor. Uyuşturucu, kaçakçılık, eğitim, siyaset Baya Baltimore'un derdiyle dertleniyor, kederiyle kederleniyor. Adeta efkar cuvarası yakıyorsunuz ama sigara sağlığa zararlıdır yakmayın. McNulty Reis'in hezeyanlarına siz de eşlik ediyorsunuz. Yani öyle bir gerçekçilik. Sanıyorum TV'de ben daha gerçekçi bir yapım izlemedim. Hatta öyle ki dizinin hiçbir bölümünde tabi efsane introları hariç müzik dahi kullanılmamış. Sezonlar o kadar iyi ki hangi sezonu daha iyi acaba diye uzun uzun düşünürsün. Zekice yazılmış bir hikaye çarpıcı sahneler, unutulmaz karakterler ve müthiş bir olay örgüsü. Akılda kalıcı, tekrar tekrar izlenesi bir yapım. Yani bir Oz, bir Madman, bir Six Feet Under, bir Sopranos bunlar benim ayrı ayrı listelerimin ilk sırasında yer alan yapımlar. Çünkü birbirinden ayırt edemiyorum da reis izleyin Ve geldik benim listemin ilk sırasına. Bedels'te galaktik acılar burada mı? Bir ses verin gençler. 2000'lerden kalan hala dinozorlar buradaysa bir ses etsin. Yani bu dizi var ya, yani kelimeler kifayetsiz. Aksiyon desen değil, bilim kurgu desen değil, drama desen değil, hem hepsi var. Hem biri yok. Gerçekten anlatılmaz, yaşanır bir dizi. Yani şu an özellikle günümüzde izleyince teknik olarak bombok gelecektir. Hele yani o görsel efektleri falan göz kanatır o derece. Bir buçuk saatlik iki tane mini filmle başlar bu e, serimiz. Ancak o mini filmler biraz canınızı sıkabilir. Şimdiden uyarayım. Ama sabredip de ilk sezonu bitirirseniz neden bu dizinin efsaneler arasında yer aldığını da yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. Müthiş bir felsefe üzerine kurulu olduğunu anlayınca dizinin içine düşeceksiniz adeta. Ah o insan denen hayvan, insanımız. Yapay zekalar gerçekten de yapay mı üzerine düşündüren bir yapım. Akıllı televizyonunuz bir gün abi daha fazla a haber izleme istersen dese ne olur? Dünya dediğimiz evimizi bir gün kaybedersek yeni bir dünya arayışına çıkan insanlığın başına neler gelir? Yaratıcı sadece bizim için mi var yoksa yapay zekada bir yaratıcıya inanabilir mi? Pek çok felsefi öğreti, mitolojik efsanelere göndermeler bulunan acayip bir yapım. Kaptan Adaması, Starbuck'ı, Apollos'u başta olmak üzere bağlanıp kalacağınız karakterleri ve sürükleyici bölümleriyle bir diziden daha fazlası. Bilim kurgu sevenlerin biraz da felsefi şeylere kafa yormak isteyenlerin hemen yapması gereken şu. Önce bu videoyu beğenip paylaştıktan ve katıl buton... Evet bradalarımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videodaki 10 adet diziyi kesinlikle çekinmeden tüketebilirsiniz. Zaten yağ gibi akıp gidecek diziler önerdim sizlere. Hadi yine iyisiniz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.